Aman. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yeter daha ifkar yaptınız. Mücho için bir 30 saniyelik saygı duruşu yapmak zorundaydım arkadaşlar. Ha ölmedi, kalbimizde yaşıyor, o ayrı da. Steam Cloud sağ olsun öldürdü. Neyse, müziği bir geri verelim. Ver ver. Ver müziği. Ver coşkuyu. Evet, gördüğünüz üzere. Hatta bunu da Steam Survival kendi kendine demiş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yok. Yani save'ler yok. 26 Mart güncellemesi vatana millet hayırlı olsun. Bana çok hayırlı oldu şahsen. Haliyle bize, yani tüm izleyenlerle beraber, tüm Panda TV ahalisine hayırlı olsun. Evet. Tabii ki yeni oyun yapacağız mecbur. Yeni karakter seçeceğiz ve bu defa herkesin aklından geleni yapacağım. Mücho öldü, kalbimizde yaşıyor. Nurlar içinde olsun, ne diyelim. Tabii ki bu gerizekalıyı seçeceğim, Silent. Niye, çok komik adam. El kol yapıyor, böyle hareketler falan çekiyor. Hadi hayırlısı. Yok öyle bir şey ya, şaka yaptım. Olur mu öyle şey? Gel Mücho. Gel, seninle işimiz bitmedi. Hadi bakalım. Oyun başlasın da olaylar olaylar anlatacağım zaten. Bu arada envanterdeki değişim fark ediyorsunuz arkadaşlar. Bir sıralama olmuş. 5-5-5-15 gruplanmış. Tam emin olmamakla beraber daha azdı diye hatırlıyorum ben. Envanterimiz daha kısıtlıydı, arttırılmış. Tabi haliyle şu anda yepyeni bir dünyadayız. Yani tamamen hani tüm oyunun özelliklerinin aktive olduğu yepyeni bir dünyadayız. Gerçi planımız yine oydu. Hani bir portal makinesi yapmıştık, hatırlarsınız, göstermiştim size. Oradan yepyeni bir dünyaya atlayacaktık ki yorumların %99'u, hatta %100'ü sanırım, yaklaşık 20 kişi falan yeni dünyaya geçelim demişti. Ha tabii böyle geçmek değildi kastettiğimiz. Yani tüm teknolojimizle, envanterimizle ve tabii ki Chester'la, yani Chester ölmüştü ama geri gelecekti biliyorsunuz. Chester'ı alıp hep beraber böyle kabilecek, küçük çekirdek ailemizle göçeceydik ama kısmet değilmiş. Ne oldu ne oldu bilmiyorum, eve geldim. Lan onun bıyığı arkadan ne tatlı gözüküyor be. Neyse bakalım, biz de bir fala yaparsak. O ne ya? Neyse, bunları kurcalayacağız. İnanılmaz güncellemeler oldu zaten biliyorsunuz ama Clay Entertainment demiş ki bizde alakası yok bunun, yani oyunun yapımcı firması. Bu Steam'in Cloud, hani bulut, save'lerinizi buluta alıyor, istediğiniz makineden kullanıyorsunuz ya, yükleyebiliyorsunuz yani oyununuzu. Otomatik olarak açıktı Cloud tabii ki. Bu olaydan sonra, yani bu şeyi öğrendikten sonra ben tabii Cloud'u kapattım. O hani hatırlarsınız, internete yüklediğim save'i yeniden kurmaya çalıştım. Olmadı olmadı, forumları gezdim. Lan kimse yazmamış. Meğerse bu dertle herhalde bu sıkıntıyı da karşılaşan bir tek ben miydim bugün, anlamadım ama böyle bir sorun var. 2,5 saat arkadaşlar, saat şu anda 26 Mart 2013 saat 21.30. Yani abartısız 2,5 saattir elimden geleni yaptım, artık pes ettim. Zaten yaşlıyım. Hadi yaşlılığı geçtim de üşengeç adamım. Elimden geleni yaptım ama olmadı. Ne yapacağız ne edeceğiz derken artık baktım videoyu da gönderemiyorum. Hani izleyen, sonuçta bekleyen arkadaşlarımıza ayıp olacak. Böyle durumu açıklayan bir şeyler hazırlayayım dedim. Bu arada mantar var ha. Mantar. Blue mushroom. Ha, mushroom is hiding. Herhalde bunu profesyonel görüş olarak belirtebilirim. Mantarcılık da yapmışlığım var. Bayağı bir süre yani. Herhalde yağmurdan sonra onlar pırtlayacaktır. Genelde odur. Yağmur, güneş ve mantar fırlar. Neyse, velhasılı kelam olmadı. Eminim sizden yöntemler bilenler vardır ama hani çok fazla size danışma şansım da yoktu. Süre geçiyordu. Artık dedim zaten hani olacağı varmış. O kadar çok arkadaşımız da demişti ki yeni dünyaya geçelim, hani update'leri de görebilmek adına. Artık Steam zorla yaptı. Hani seve seve olmasa da işte böyle Yeşilçam filmleri gibi zorla, istemeyerek de olsa bu güncellemeyi
yapmış ve yeni dünyaya geçmiş olduk. O nasıl bir yemişi ya? Ağaçlar da yenilenmiş. Yani yemiş şeylere. Neyse, gördüğünüz gibi deli gibi sapa samana abanıyorum. Bu arkadaşlar, yani durum bu. Ne yapacağız? Şimdi planımız ne? Açıkçası benim de fikrim yok. Ben önce balta yapayım da. Ulan taş yok ki. Taş yok mu taş? Bu arada çakıl taşı deyip durum. Çakıl taşı falan değil. Ya o minik minik taştır çakıl taşı. Çakmak taşı demek istiyorum ben tabii ki. Şu domuz mekanına bakayım bir dakika. Tabii güncelleme yeni olunca kafadan da şey yapmışlar böyle. Activate touchstone. Böyle. Examine touchstone. Hop on rock. Hava kararı. Enteresan. Neyse, bizi bağlamaz havanın kararımız. Artık mücahitle 100 küsür gün, neredeyse 110 gün olmuştu. Bu kadar zaman geçirmiş adamlarız. Adamlarız, hatunlarız, yani bir topluluğuz. Haliyle havanın kararması artık bize koymaz. İlk oynadığım zamanı hatırlıyorum. Direkt ateş yakmıştım ya. Gün batımını görür görmez. Artık nasıl psikoloji varsa o zaman. Şu anda haritayı çok gezmiyorum. Sadece işte gördüğünüz gibi yiyecek, içecek, yakacak, edecek peşindeyim de. Hala çakıl. Bak yine çakıl taşı diyordum. Çakmak taşı burada. Şimdi sözler, diyecek söz bulamıyorum açıkçası. Hani bu kadar hüzünlü bir şeye ne denir bilmiyorum. Onun için arkadaşlar, benim nacizane tavsiyem ve yapacağım şey, 3. sezon olmayacak. 2. sezon devam ediyoruz. Hani bir ara dedim yeniden başlayıp 3. sezona mı geçireyim diye. Ama yok, Mücahit ölmediği sürece biz de devam edeceğiz bu işe. Bunu bu defa en güncel, yepyeni dünyada yapacağız. Bir sürü yeni şey olacak. Öbür, bir önceki oyunumuzda göremediğimiz, görme şansı bulamadığımız çok şeyi baştan keşfedeceğiz. Hani hatırlarsınız, 2. sezona başladığımda Mücahit'e şey yapmıştım. İlk yanılmıyorsam 40 günü falan böyle kısa özetlerle geçmiştim. Bu defa öyle yapmayacağım çünkü çok fazla yenilik var. Hani ben işte kış güncellemesinde yeni bitkiler, şeyler geldi. Onların bazılarını göremedik. Sonra yağmur güncellemesi geldi. Hani hep belli bölümünü görebildik. Bu defa tamamını göreceğiz arkadaşlar. Her şeyin tamamını göreceğiz ve bunu 1. günden itibaren beraber yapacağız. Kes evladım, kes. Bu bölümü çok uzun tutmayacağım. 3. günde falan bitirmeyi planlıyorum çünkü en azından geceye bari hani 11'e doğru yetişse fena olmaz. Yani ne diyeyim. Ve yarın gerçi eve geç geleceğim ama yine kısa bir bölümde olsa hani yavaş yavaş arayı kapatmayı planlıyorum. Hava bu arada gerçekten kararıyor. Gitmediğimiz bir yere doğru şey yapalım. Şu ağaçların dibine. Biraz daha zorlasam mı şansımı? Zorlamayayım. Şuraya. Şurayı iyidir. Evet. Yolunu verelim. Tamam, bu bize sabaha çıkarır zaten. Sapsaman toplamaya devam. Neyse, böyleyken böyle. Dediğim gibi arkadaşlar, denedim olmadı. Bundan sonra hani yine herhangi bir güncellemede bu sıkıntıyı yaşar mıyız? Yaşamak onun. Ya arkadaş, dakika bir. Tövbe tövbe. Neyse. Tırstım lan resmen, Allah kahretmesin. Neyse. Yine yaşanacaktır arkadaşlar bu. Ya, aha, o ne ya? Ashes, kül. Kül. Külü acaba nerede kullanıyoruz? Mesela işte bahsettiğim bu. Bu yüzden 1. günden itibaren şey yapmayı planlıyorum. Yalnız yanarım, yanarım. Eve yanarım arkadaş ya. Vallahi eve yanarım. Hakikaten benim için üzücü bir şey. Bir tane havuç pişirelim. Envanterin artması iyi olmuş. Ya da bana mı öyle geliyor ama 15 sanki yani şey gibi, fazla gibi. Bana uyar şahsen. Evet. Onun dışında hayırlı olsun diyelim. Ha, eve üzülüyorum. Çünkü bakın burada yine kredi kartı slipime yazmıştım. Ne demişim? Domuzlardan güvenlik sistemi kur. Bayağı bodyguard gibi kullanacaktım. Evin dört köşesini domuz evi yapıp şemsiye gerçekten yapacaktım. Çünkü kış bittiğinde yağmurlar başlayacaktı ve tavşan ruhu toplayacaktım. Şöyle gördüğünüz gibi 3 satırlık şeyim vardı. Kısmet değilmiş. Artık, yani kısmet değilmiş demeyelim de bu dünyada yapacağız onları. Yine de için içinde korkuyorum. Mesela şu oyundan çıktığımda yarın save'im duracak mı? Kaydımız duracak mı?
Ondan yana da endişelerim var. Ama şeyi kapattım. Cloud'u kapattım hani. Buluttan güncellemeyi kapattım. Her oyun çıkışımda kaydın bir kopyasını tutacağım artık bilgisayarımda her ihtimale karşı. Ha oldu yine oldu. Allah da belasını versin Steam'in o zaman. Hani şeye sövemiyorum Don't Starve'ın kendisini çünkü oyun hala beta yani adı üstünde. Olabilir de Steam'in yüzünden bu sorunun çıkması gerçekten sinir bozucu. Neyse gezmeye devam edelim bari şu adayı bir açalım. İlk başlarda çok aktif olacağız arkadaşlar. Yani ev mev yapmak yok. Evi nasıl olsa yaparız ileride. Doğru noktayı bulup oraya yapmamız lazım. Ana bak burada mantar var. Kırmızı mantar. Hem de bolca var ha. Direkt yesem ne olur acaba? Deneyeyim mi? Bir tane kırmızı mantarı pişirmeden yiyelim. 225-150. Hop. 205-160. 20 enerji götürüyor. Bu da aklımızda bulunsun. Keşfetmeye başlayacağız arkadaşlar. İlk bir hafta boyunca hiç durmadan şu gördüğünüz harita ki şu anda minicik bir şeyini görüyoruz. Baya bir büyük. Hatırlıyorsunuz zaten biliyorsunuz artık az çok. Domuz şeyini burada gösteriyor. Çok da zoomlayamıyorum. Eskisi kadar tam zoomlanmıyor ama şurada görüyorsunuz. Biz de buradayız müce olarak. Keşfedeceğiz. Ondan sonra evimizi, şeyimizi kuracağız. Bir de bugünkü gelen güncellemede araştırırken tabii YouTube'dan videosunu falan da izledim. İnanılmaz bir şey var. O da şu. Şimdi biz survival modundayız. Hayatta kalma modunda. Bir de bunun adventure, macera modu var. Oyunun içinde geçiş yapabiliyorsunuz. Yine hani ilk oyun, bir önceki oyunda gösterdiğim sunak, portal gibi şeyi düşünün. O burada daha gelişmiş halde var. Ve Maxwell, hani oyunun başında bize birader çok açsın git karnını doyur diyen o tipsiz, şuursuz, tam Half-Life'daki G-Man'e benzeyen bir karaktersiz var ya. Onunla mücadele edebileceğimiz, tabii mücadeleden kastı nedir tam bilmiyorum daha kafamda da şekillendiremedim ama Yok artık. Neyse. Allah'tan çiçek çiçek bol. Şuraları da iyice bir açayım da. Öyle bir macera moduna da girebiliyoruz. Direkt oyunun içinden, haritanın içinden. Ha ama iyice kendimizi sağlam aldıktan sonra yapacağız o fantezileri tabii. Önce hayatta kalacağız. Oyundaki açılabilecek, görülebilecek tüm teknolojileri. Abi ama bu arada burada da deli gibi yağmur yağıyor. İnşallah elektrikler gitmez. Buranın öyle bir huyu var. Neyse. Öyle bir mücadeleye de girişebiliyoruz arkadaşlar. Tabii onlara daha çok var. Daha ikinci günden bunları konuşmak şey değil. Aa ne güzel geçiyor. Çok erken ikinci günden konuşmak için ama neler var neler. O macera modu var, işte mermer sütunlar, o teknolojik atlar yani metal atlar falan. Bir sürü bir şey var. Bunları çok fazla anlatmak da istemiyorum. Zaten aklımda da kalmadı. Hayran aa o da mı var, bu da mı var diye izledim sonra unuttum. Huyumdur benim. Ben lisede falan, üniversitede ders çalışırken de yani okurdum sınavdan 5 dakika sonra her şeyi unuturdum. Onun için çok fazla takılmamak lazım benim huyuma. Aha bataklık. Şuraya doğru devam edelim. Bu kıtayı diyorum. Bu şeyi bir tamamen açalım önce. Ondan sonra aşağı devam ederiz. Ah Chester bulsam ne güzel olur ya. Vallahi. Yemin ediyorum Chester. Sen gelsen ne tatlı olur her şey. Kesin burada Tolbert vardır. Direkt ölmeyelim de. Oo. Evet. Şimdi sizden arkadaşlar ricam, sonuçta biliyorsunuz bu oyun beraber oynadığımız sürece güzel ki bu vakte kadar da öyle geldik. Selamünaleyküm bro. Hiç tırsmaya gerek yok. Gerçi bir köklese ineriz o ayrı da. Şu anda silah bile yapmıyorum. Domuzlar yene kadar silah yapmayı da planlamıyorum. Bilim makinesi falan filan baltayla girişirim. Ateş yakabiliyor muyum lan? Ha tamam. Sizden ricam hani yine eskisi gibi beraber ilerletelim. Mesela şunları yapalım ikinci bölümde. Tabii ben tüm haritayı gezeceğim ama gezerken de yapabileceğimiz şeyler var. Onları da yaparız. Ve zaten evi kurup teknolojileri açmaya başladıktan sonra oyun asıl şeklini, şemalini alacak. O zaman var ya çok ciddi söylüyorum. Bu
update'te kaybettiğimiz tüm bölümlerin acısını çıkaracağım. Hem de bu sırada da oyunu en güncel haliyle görmüş olacağız. Şunu da al. Bunu da al. Bu nasıl bir şekil ya? Ne olmuş bu adalara? Tamam, random yaratıyor. Rastgele yaratıyor da ne kadar abilik gubilik. Şimdi orada şey de çıkar kesin. Çıkmadı. Tentacle. Topla topla Müjö, topla. Boş duran Allah sevmez. Bura, mesela bura ne kadar boş bir arazi. Niye bu kadar boş? Birkaç çeşit yemiş tipleri falan da böyle şey olmuş. Aha, mezarlıklar. Görüyorsunuz, hemen belli ediyor kendine. Ooh baby. O ne lan? Ha, onlar bunlar mı? Pig evil, 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 evil. Lan harbi Çerkez şeyli olmuşuz. Evil, evil flower ha? Evil. Orla orla. Hop hop dur bro. Git lan. Manyak, bana mı yetişen? Vursan kaç vuruyorsun? Nasıl vuruyorsun acaba sen? Ha, bu mu? Neyse, art. Bu kalala artistliğe gerek yok. Tamam, bunu hallederiz. Bu sorun değil. Orayı da kurcalarız yani. İşte dediğim gibi, ben de şu anda ilk defa gördüğüm için bana da çok değişik geliyor. Ama güzel. Bayağı bir güncellendi oyun hakikaten ya. Biz tamamını yaşayamadık ama bayağı bir şeyler oldu. Oldu. Bir dakika. Oldu. Ha, aman diyeyim. Şöyle. Deniz en hazır. Veriyorum. Ha, şu mantarı pişirip yiyip bak. Ha. Ders 2, mantarı pişirmiyor, direkt yakıyor. Mantarı çiğ yiyeceksin ya da belki tencerede şeye giriyordur. Ya koçum ya tatlım. İki bundan ye. Bir de üzerine havuç ye. Nam nam, aferin, afiyet olsun yiğidime. Tam karnı doymadı ama. Hadi biraz daha pişir. Bu geceyi karnımız tok şey yapalım. Geçirelim. Ve artık bundan sonraki planlarımıza odaklanalım arkadaşlar. Efkarın yeri vakti değil. Yepyeni bir dünya ve keşfedecek bir sürü şey bizi bekliyor. Artık kazamız mübarek olsun. Cümlemiz hayırlı olsun. Bir aksilik olmazsa yarın yine hani şu arayı kapatmak adına bir bölüm yapmayı planlıyorum. Ama yapsam bile çok geç gelir. Ama en kötü ihtimalle düzenli olarak 2 günde bir devam edecek. Hesabımız var. Bu oyunla hesabımız var. Esen kalın arkadaşlar.